Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Daha önce webinar duyurusunda da ekranımı paylaşayım. Duyurduğumuz üzere bugün birlikte PowerShell kayıtlarında olağan dışı aktiviteler gerçekleştiren bir saldırganın nasıl tespit edileceğine dair temel bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi genelde webinarlar başladığı zaman soruluyor. O yüzden öncesinde bilgi vereyim istedim. Bu webinarın kaydı ve bundan önce yapılan bütün webinarların kaydını bizim akademi.beyyasecurity.com adresinden dilediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Şimdi genel olarak bugün size işte PowerShell kayıtlarından bahsedeceğim. Aslında PowerShell aktivitelerine ilişkin oluşan kayıtlardan bahsedeceğim ama öncesinde çok farklı profilde katılımcılar olduğunu varsayarak temel düzeyde PowerShell'in ne olduğuna, ne olmadığına, neden PowerShell üzerinde durduğumuza dair bilgiler vereceğim. Windows'ta varsayılan olarak ne tür kayıtlar oluşuyor? Varsayılanın dışında bizim müdahalemizde ne tür kayıtlar oluşuyor? Bunun dışında yine Windows'un ortamında kayıt almamıza yarayan basit ve kullanışlı Sysmon aracından bahsedeceğim. Daha sonra bu kayıtlara bakarak nasıl yorumlayacağız temel seviyede bunlardan bahsedeceğim. Zararlı olabilecek aktivitelerin ne şekilde kayıtlarda göründüğüne ilişkin örnekler vereceğim. Daha sonrasında da özellikle üzerinde durmamız gerektiğini düşündüğüm kayıtlar, aktivitelerden bahsedip daha sonra bunların günlük hayatta pratik olarak gerçekten ne şekilde izlenebilir olacağını değineceğim. Ara ara işte araştırmalarımız neticesinde öğrendiklerimizden veya tecrübe ettiğimiz hususlardan bahsederim. Günün sonunda da netice itibariyle bir sonuç çıkarmamız gerekiyor. Orada da dediğim gibi hani mutlak doğru olabilecek şeyler hepimizin için önemli olan şeylerdir. O mutlak doğruya yakın ya da o mutlak doğru olduğunu düşündüğüm birkaç hususu dile getirip daha sonra webinarımızı sonlandıracağız. Soru cevap bölümü var. Siz sorularınızı aklınızda oluştuğu an yazabilirsiniz. Ben eğer o sırada cevap verme durumum varsa o sırada cevaplayacağım. Değilse webinar sonunda cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi PowerShell nedir? Şimdi PowerShell'i özellikle IT personeli yıllardır duyar, duymuştur. Çok aktif kullananlar vardır. Kullanmayanlar vardır. Kullandığının farkında olmayanlar vardır. PowerShell hayatımızda var. Yani 2006'dan beri PowerShell hayatımızda çok etkin bir rol oynuyor aslında. Ve buna ilişkin çok net, yani ben de dahil olmak üzere yıllarca sistem mühendisliği de yaptım. Yani kafamda net bir tanım oluşmamıştı. Hala akademik tanımlarına baktığım zaman kafam karışıyor mu? Evet, karışıyor. En son güncel işte Microsoft'un kendi portalında paylaştığı İngilizce tanımdan yola çıkarak PowerShell işte bir kabuk ortamı sağlıyor. Bir scripting language, bir komut dosyası dili. Bizim için komutlarla işlem yapabilme veya bir takım uygulamalar geliştirme aracı olarak bize fayda sağlıyor. Ve işlerimizi otomatize etmeye yarayan bir sürü araç içeriyor. Şimdi bütün bunlar bir araya geldiği zaman aslında PowerShell bir workspace. Yani ben kendim, benim kafamda öyle canlanıyor, öyle tanımlamayı da uygun görüyorum. Bir çalışma ortamı, bir uygulamalar bütünü. 2016 yılına kadar PowerShell'i bize Windows'la özdeşleştirmiştik. Ama 2016'dan sonra Microsoft projeyi açık kaynak kodlu hale getirdi. Ve ondan sonra da Linux ve macOS işletim sistemleri içinde PowerShell kullanılmaya başlandı.
Şu sağda gördüğünüz basit görselde, yani bence bu biraz daha kafamızda bazı şeyler net oluşturuyor. Aslında işletim sisteminin çekirdeğiyle diğer ortamlar arasında, kullanıcı ve uygulama ortamları arasında bir nevi dönüşüm veya iletişim ortamı sunuyor. Bir aktarım aracı olarak kullanılıyor. PowerShell ve PowerShell'in sahip olduğu araçlar. Dolayısıyla kabiliyetleri normal bir uygulamadan daha farklı. Şimdi PowerShell demiştim, 2016'dan sonra açık kaynak kodlu hale geldi ve ondan sonra farklı işletim sistemlerinde de çalışmaya başladı. Bu tablolar arkadaşlar sürekli değişiyor. Hani en güncel tablo diyemem ama benim ulaştığım en güncel tablo fikir vermesi açısından. Yani eskiden sadece Windows için varken bugün birçok Linux sürümü veya MacOS'lar içinde PowerShell kullanılıyor. Özellikle 5 versiyonundan sonra, yani 6 ile birlikte PowerShell Core 6, 7, 7.1, 7.2, 7.3, bunların hepsi şu an istediğiniz zaman indirip de MacOS ve Linux işletim sistemlerine de kurabileceğiniz bir araç. Şimdi PowerShell ile ilgili yanlış bildiğimiz ya da eksik diyebileceğimiz bazı tanımlar, yine kendimden yola çıkarak böyle bir şey paylaşmayı uygun gördüm. Bir kere PowerShell dediğim gibi bir workspace. Dolayısıyla PowerShell exe demek değil. PowerShell exe bizim o workspace'imizde bir host proses aracı olarak bize hizmet ediyor. PowerShell exe'den daha büyük bir araç. İkincisi, PowerShell bizim klasik Windows'ta aşina olduğumuz komut satırı demek değil. Benzerlikleri var ama aynı şey değiller. Komut satırında çalışan komutların hemen hemen tamamı PowerShell ortamında çalışıyor. Bunlarla ilgili aliaslar tanımlanmış. Ama PowerShell'de çalışan komutlar komut satırında, command line'da, Windows, CMD, exe'de çalışmıyorlar. Son olarak da 2016'dan itibaren, artık belki 2016'dan önce doğru bir ifade olabilirdi, PowerShell, Windows PowerShell demek değildir. PowerShell şu an başlı başına çoklu platformlarda çalışabilen bir uygulama. Şimdi peki PowerShell niçin bizim için önemli? Neden PowerShell üzerinde duruyoruz? Şimdi ilk başta şeyden bahsedeceğim. Yani neden herkes için bir cazibe merkezi haline geldi PowerShell? Daha sonra da Windows ortamlarında tercih edilme nedenine belki değineceğim. Şimdi birincisi, PowerShell özellikle Windows ortamlarda herhangi bir kurulum gerektirmeden zaten varsayılan bir araç olarak geliyor. Yani 6-7 sürümü olmasa da 5-1 sürümü şu an halihazırda kullandığımız bütün işletim sistemlerinde, geçmişe dönük olarak da eski versiyonlar dahi olsa, mutlaka PowerShell aracı Windows'larda yüklü geliyor. Dolayısıyla yüklü, yine Microsoft tarafından imzalanmış ya da işte şimdiki proje sahibi tarafından imzalanmış, herkes tarafından legal kabul edilen bir imza, program, bir uygulama ortamı. Şimdi bunun alternatifi olabilecek uygulamaların kurulum ve kullanımı ve bu bahsettiğim işlemler sırasında bunların tespit edilme ihtimalleri daha yüksek. Yani bir kurulum gerektiriyor, başka bir uygulama, onun kullanımı sırasında farklı alarmlar, farklı kayıtlar oluşuyor, farklı alarmlar tetikleniyor derken tespit edilmeler daha kolay. O yüzden PowerShell hazır kurulu ve kimsenin varlığına itiraz etmediği bir araç olduğu için işlerimizi kolaylaştırmak amacıyla kullanılmanın yanı sıra saldırganlar içerisinde çok cazip bir araç haline geliyor. Ve yine ihmal edilen, aslında herkesce ihmal edildiği bilinen ama mevcut Türkiye şartlarında, ben hani Türkiye'yi gördüğüm için söylüyorum, işte IT birimlerinin işleri çok yoğun oluyor. Yani bazı şeyleri biliyor olmaları onunla ilgili hareket etmelerini, anlık olarak hareket etmelerini sağlamıyor maalesef. Dolayısıyla bilseler de özellikle PowerShell gibi araçların kullanımına ilişkin kayıtların toplanması ve bunların
bir şekilde izlenmesi, analizlerinin yapılması konusu ihmal edilir. Yani göz ardı edilen bir uygulama. Bahsetmiştik işte imzalı, güvenli vesaire olduğu için bir PowerShell aktivitesinden bir zarar gelebileceğini bilsek de bunu ihmal ediyoruz. Bunu izlemeyi, bunun üzerinde bir takım incelemeler yapmayı ihmal ediyoruz. Dolayısıyla bu da saldırganlar için bir avantajlı durum haline getiriyor PowerShell kullanımı. PowerShell çok güçlü bir araç. Çok fazla kabiliyeti var. Özellikle saldırganlar herhangi bir şekilde kendilerine oturum buldukları bir bilgisayar üzerinde mevcut ağda yanal hareket yapma, diğer sistemlere sızma veya uzaktan komut çalıştırabilme özelliklerinden dolayı PowerShell'i kullanmayı tercih ediyorlar. Onlara çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Belki de en çok kullanılma nedenlerinden son zamanlarda bir tanesi PowerShell disk üzerine herhangi bir dosya kaydetmeden, yazmadan direkt prosesler içerisinde kod enjekte ederek zararlı çalıştırma aracı olarak da kullanılabiliyor. Netice itibariyle klasik güvenlik ürünler, son kullanıcı güvenlik ürünlerinin tamamı esasında işte disk alanındaki aktivitelere daha bir dikkat eder. Orada daha başarılılar ama bu bellekteki zararlı aktiviteleri tespit etme, bellekte çalışan zararlı kodu tespit edebilme zor bir iş. Dolayısıyla bu da tercih edilen bir yöntem. Bu yöntem için de PowerShell gayet etkin kullanılabilen bir araç. Otomasyon işlerinde, özellikle sistem mühendislerinin işlerini otomatize etmek için PowerShell çok tercih edilen bir araç. Birçok uygulamanın zor bir şekilde yapabildiği işlemleri komut satırından PowerShell komutlarıyla çok rahat yapabiliyoruz. Aynı şekilde saldırganlar bir şekilde ele geçirdikleri sistemlerde verileri elde edip onları kendi kaynaklarına aktarma sırasında da yine bu aracı kullanıyorlar. Yani bir sürü işlemden bahsettim. Bunların her birini tek bir araç üzerinden esasında yapabiliyorlar. Yani farklı farklı uygulamalar kurmak yerine sadece PowerShell'in varlığı onların birçok işlemi yapabileceği anlamına geliyor. Şimdi Google'a PowerShell ve işte zararlı aktivite ilişkisine ilişkin bir arama yazsanız yani binlerce zannediyorum haber ve doküman işte yazı çıkar. PowerShell Mitre'nin framework'ünde yapılan değişiklik sonrasında bir alt teknik oldu ama öncesinde burada Picus'un bir raporunda aldığım bir veri var. En çok kullanılan ikinci teknikmiş. Saldırganlar tarafından kullanılan araç. En çok kullanılan ikinci araç. Ve o aracın işte sunduğu tekniklerde en çok kullanılan ikinci teknikler oluyor. İşte biz bugün Windows PowerShell'i inceleyeceğiz. Windows PowerShell aslında özellikle Windows ortamlarında iş yapan sistem mühendislerinin çok kullandığı bir araç. Yani her şey işte deployment süreçlerinde, maintenance işlerinde, efendime söyleyeyim, üçüncü parti uygulamaların kullanımı sırasında arka tarafta çalışan çoğunlukla PowerShell oluyor. PowerShell .NET framework ile geliştirildiği için kendine has bazı özellikler var. İşte .NET fonksiyonlarını doğrudan kabuk ortamında çalıştırabiliyor. İşte komutlarının büyük kısmı CMDLet diye çoğunlukla karşımıza çıkar. Nesne olarak çıktı üretebiliyorlar ve bu çıktılar diğer bir komutun girdisi olabiliyor. Bu da esasında özellikle DevOps'ların işini çok kolaylaştırıyor. Daha böyle bir sürü PowerShell'in tanımına ilişkin şey söyleyebiliriz ama netice itibariyle PowerShell bizim için bir araç, bir uygulamalar bütünü bir araç. PowerShell bahsetmiştim. 2016'dan sonra 5 sürümünden sonra 6 ve 7 ile birlikte bütün platformlar için
sunuluyor. Ama 6 ve 7 versiyonları varsayılan olarak hiçbir işletim sisteminde yüklü gelmiyor. Kullanmak isteyenler ayrıca indirip şeyi kullanmak durumundadır. 6 ve 7'yi kurup kullanmak durumundadır. Şimdi Windows'ta biz işletim sistemini devreye aldığımız anda işte domain ortamındaysa grup polisiyle, işte kendi work grubunda bir bilgisayarsa işte yerel grup ilkeleriyle tanımlanmış bir kayıt alma ayarı yoksa varsayılan da belli başlı kayıtlar alıyor ama esasında bir güvenlik odaklı olarak meseleye baktığımızda bizim için çok bir şey ifade etmiyor o kayıtlar. Şu an ekranımda gördüğünüz yerel bilgisayar politikaları altında Windows bileşenlerinin içerisinde Windows PowerShell uygulamasına ilişkin hangi kayıtların alacağına dair yapılandırmalardır. Gördüğünüz gibi 3 tane esasında burada şey var. Birisi modül login, diğeri script block login, bir de PowerShell transcription. Diğer ikisi PowerShell ile ilgili farklı yapılandırma ayarı. Onlar kayıt almaya ilişkin şeyler değil. Biz bu kayıtları yapılandırma sonucunda Windows'ta nerede görüntülüyoruz? Hepimiz biliyoruz. Ya bu temel şeylerden bahsetmek durumunda hissediyorum kendimi. Çünkü dediğim gibi hani profilin tamamı katılımcıların neyi ne seviyede biliyor bilmiyor. İşte olay görüntüleyici aracında iki farklı noktada biz PowerShell kayıtlarını görebiliriz. Bunlardan bir tanesi direkt uygulamalar ve hizmetler altında Windows PowerShell sayfası. Bu PowerShell'in ilk sürümünden itibaren var olan bir araç. Aslında bunu replace etmeye çalışıyor. Etmek istemiş ya da etmiş Windows ama hala var. Ve orada bir takım kayıtlar oluşuyor PowerShell'e. Ama bizi esas ilgilendiren kaynakların şu an bizi yönlendirdiği aracımız, sayfamız uygulama ve servis hizmetler, hizmet kayıtları altında Microsoft Windows PowerShell uygulamasının operational kayıtları. Yani biz bir aktivite sonucunda bir inceleme yapacaksak odaklanacağımız yer burası olur. Gelişmiş loglama için modül login, script log login ve PowerShell transcription enable edilmesi gerekiyor demiştik. Şimdi PowerShell'in versiyonları var. Yeri gelmişken ondan bahsetmek istiyorum. 3.0'dan sonra loglama özelliği gelişmeye başlıyor PowerShell'in. Yani evvelinde yok değil. Bir kayıt alma özelliği var ama özellik çok sınırlı. Özellikle 2.0'da falan neredeyse hiçbir şey görüntüleyemiyoruz gibi bir durum var. 3'ten sonra bu gelişiyor ve 5'ten sonra script block login ile birlikte artık bizim için tam bir görünürlük sağlamaya başlıyor diyebiliriz. Şimdi bu 3 kayıtın enable edilmiş olması, izleniyor olması bir görünürlük sağlama anlamında çok önemli. Şimdi bunlar birincisi modül login, event ID'si 4103. Bu her ne kadar çalıştırılan bütün komutları her türlü detayını göstermese diğer 4104 ve diğer oluşan kayıtların kaçırdığı bazı noktaları bize sunabiliyor. Onun için 4103'ün açılması öneriliyor. Fakat ben incelediğim kaynakların çoğunda şöyle bir tavsiye de gördüm. Yani 4103 ihtiyaç anında bir işte forensik çalışma yapılacağı zaman vesaire açılsa daha yerinde olabilir diye. Ama benim kişisel yaklaşımım netice itibariyle biz kurumsal ağlarda bir tehdit tespit üzerinde duracaksak bu kayıtların da alınıp belki bu kayıtlar da kendi içerisinde belli filtreler uygulanabilerek azaltılabiliyor. Yani zamanla daha az gürültü oluşturabilecek, daha çok işimize yarayacak kayıtları aldığımız bir hale dönüştürebiliriz. Bu zaten ideal bir kayıt alma ve görüntüleme ortamı
Zaten hemen herhangi bir sistem devreye alındığı zaman öyle bir şeyin olması mümkün değil. Yani bir şekilde zamanla en ideal yapı kurulabilecek şekilde düşünmekte fayda var. Dolayısıyla en başta çok aşırı derecede körlüğe neden olmadığı sürece ben 4103 Event ID'li logların alınmasının da özellikle Security Operation Center kavramının yerleşik olduğu kurumlarda önemli olduğunu düşünüyorum. Bu 4103'leri ne görüyoruz? Burada bir örnek var. Burada esasında işte hepimizin bildiği bir test virüs dosyasında bir istek yapıp o dosyayı indirip o dosyayı disk üzerinde bir yere yazma işlemi var. Ve bunun için kullandığımız komut invoke web request. Ve ben bu komutu çalıştırdığım anda gördüğünüz gibi executing pipeline diye bir kayıt oluştu. Bu altta da kırmızı şekilde işaretlediğim yerde de esasında benim bir güvenlik analisti olarak görmek istediğim bütün detaylar var. Yani bir web request yapılmış, hangi URL'ye, işte secure.aikar.org/aikar.com dosya adını görüyorum. Sonra onu almışım. Çıktı olarak işte C dizininde PowerShell Hunting klasörünün içerisinde NatVirus işte 987 diye bir dosyaya yazmış. Şimdi bunu görmek benim için gayet yeterli bir şey aslında. Dolayısıyla 4103 kaydı benim oldukça işime yarıyor. Yine yukarıda başka bir örnek var. Burada da bir tane encoded comment var. Gördüğünüz gibi benim için gözümle baktığım zaman hiçbir şey ifade etmeyen bir terim var. ZQ bilmem ne. Ama 4103 komutu bu encode edilmiş komutu alıp aslında dekode ederek bana gösteriyor. Dekode ederek çalıştığı için yukarıda parameter binding ile başlayan satırda gördüğünüz gibi values'u which. Aslında ekrana which yazan bir komut. Yani bu komut echo which aslında. Komutun tamamını encoded olarak yakalıyor ama bana gösterirken sadece ekrana bastığı which kelimesini gösteriyor. Hani bahsetmiştim ya, bazı şeyleri yakalayamıyor 4103 diye. Burada bunun örneğini görüyoruz aslında. Ama benim için önemli olan bilgiyi aslında gösteriyor. Yani burada which yazması benim için yeterli bir şey aslında. Bu anlamda gördüğünüz gibi iki farklı olayda, yani bir encoded comment de olsa sadece 4103 kayıtlarına bakarak aktivitenin olağan veya olağan dışı olduğuna dair bir fikir yürütebiliyoruz. Bu önemli bir şey. Ama bu sürdürülebilir bir şey mi? Pratikte çok mümkün olan bir şey mi? Bunu ilerleyen slaytlardan sonra konuşuyor olacağız inşallah vakit kalırsa. Şimdi 4104'e geldik. Yine çalışmalarım sırasında en çok karşılaştığım ve kesinlikle arkadaşlar mutlaka ve mutlaka izlememiz gereken event ID'miz 4104 olarak karşıma çıkıyor. 5 versiyonundan sonra demiştim zaten gelişmiş loglama denmeye başlaması da aslında bu özellikle birlikte geliyor. PowerShell Engine tarafından çalıştırılan kod blokların tamamını kaydediyor. İşte uzaktan olsun, yerel kod çalıştırma olsun, bunları ayrı ayrı ifade ederek kayıt alıyor. İşte execution policy'lerle ilgili bir takım bilgiler veriyor. Bir hidden process söz konusuysa bunlarla ilgili bilgi veriyor. 4103'e göre daha az gürültü diye niteleyebileceğimiz kayıtlar oluşmasına neden oluyor. Bu log seçeneğini aktif etmek istediğimiz zaman eğer başlangıç ve bitişlerini de ayrıca loglamak istiyorsak onlar da 4105 ve 06 event ID'ler olarak kayıt altına alabiliyoruz. Ama bu esasında
normal şartlar altında çok tavsiye edilmiyor. Gürültü ve o gürültü neticesinde oluşabilecek körlük. Yani görmemiz gereken, görebileceğimiz bazı şeyleri kaçırmamıza da neden olabileceği için önerilmiyor. Ama dediğim gibi bunların hepsinin aslında çözümü var. Yani biz aslında günün sonunda her şeyi loglayabiliriz. Öyle bir yapı kurarız ki çok fazla log alıyor olmak bizim için sorun olmaz. Niye? Çünkü onları belli mekanizmalarda, belli filtrelere tabi tutarak logu görmesi gereken kişilerin önüne böyle saf, temiz bir takım kayıtlar çıkarabiliriz. Ama bunların hepsi zor işler. Ben şu an temel seviyede, yani bir bilgisayar ortamında en azından olması gereken hususlara değinmeye çalışıyorum. Şimdi 4104'e ilişkin az önce incelediğimiz 4103'ü bize gösterdiği kayıtların aynısını şimdi burada bakıyoruz. İşte encoded comment çalıştığı zaman gördüğünüz gibi burada yukarıda ECOWICH şeklinde, yani direkt encode edilmiş string neyse onu olduğu gibi burada bize gösteriyor. Dolayısıyla yani ben burada komutun tamamını komut satırında aktivite gerçekleştiren komutun tamamını 4104'te görebildim. Aynı şekilde aşağıda da yine 4103'te incelediğimiz farklı satır ve farklı parametrelerle değerlendirilen scriptimizin çıktısını görüyoruz. Burada da aynen benim komut satırına yazdığım haliyle benim karşıma geçti. Dolayısıyla esasında güvenlik yaklaşımı açısından bir olayın, zararlı bir aktivitenin tespiti isteniyorsa aslında ne yapıldı, ne komutun çalıştırıldığını görüyor olmak bir anlamda yeterlidir. Çünkü onu gördükten sonra eğer şüpheli bir durum varsa bu bir analiz konusu olup derinleştirilerek sonuca gidilebilir. Dolayısıyla bu görünürlük mevzusu çok önemli. Yani ne olup bittiğini bir şekilde görüyor olursak bence bizim için en önemli konu bu. Yani slaytın sonunda da değineceğim. Yani bir görünürlük sağlanması, işte bir bilgisayarda, bir ağ ortamı, bir görünürlüğün olması diğer bütün yatırımlar kadar bence önemli bir konu. Şimdi diğer bir kayıt özelliği. Şu an tanımında paylaşayım. Şuradan bahsedeyim sonra geçeyim oraya. Neyse. Şimdi biz komut satırında yaptığımız bütün işlemleri esasında text dosyaları halinde bilgisayar ortamlarına kaydedebiliyoruz. Yani PowerShell transcript özelliğini aktif ettikten sonra ben bu dosyaları nerede saklıyorum? Hatta onların çalışma zamanlarıyla birlikte nerede tutuyum diye bize bir seçenek sunuyor. Biz oraya girdiğimiz dizin ve dosya üzerine her biri unik olacak şekilde, her bir PowerShell session'ına ait bütün işlemler unik birer dosya adıyla tabiri caizse zaman damgalı olarak kaydediliyor. Yani böyle bir kaydı alıyor olmamız PowerShell aktivitelerinde hiçbir şeyi kaçırmayacağımız anlamına geliyor aslında. İnteraktif session'dan söz konusu. Şimdi burada dediğim gibi yani çalıştırılan her komut kayıt altına alınıyor. Yalnız bunun bir dezavantajı var. Gözlemledim. Tabii ben şu an bir bilgisayar üzerinde bahsediyorum. O bilgisayar üzerinde bu dosya kolayca silinebilir. Ama biz kurumsal yapılarda daha işte sistemli bir yönetim olan yapılarda bunu engelleyebiliriz. Bir şekilde bu çıktıları bir ağ üzerinde, bir işte veri depolama ünitesi üzerinde ve işte erişilip de silinemeyecek şekilde alırsak dolayısıyla bizim yine bu kayıtlar sayesinde hiçbir aktiviteyi kaçırmamız söz konusu olamaz. Yani bu o anlamda çok önemli. Yani bilgisayar üzerinde bu dosyaları tutuyor olmak bir takım zararlı aktiviteleri gerçekleştiren kişilerin gözden kaçırabileceği bir husus olabilir. Çoğunlukta olabilir. Ama özellikle hedef odaklı olarak sistemlerimize saldıran kişiler bu konulara dikkat ediyorlar.
Belki bizden daha iyi biliyorlar bunları ve dolayısıyla onlar da bunlara önlemler alacaklardı. Dolayısıyla onların bu tür işte dosyaları, işte en azından PowerShell transkript dosyalarını silebilmelerinin önüne geçmek için de o bulunduğu makine üzerine değil de ağ üzerinde farklı bir alana silinemeyecek şekilde kaydetmek faydalı olabilir. Şimdi şu ana kadar 3 kayıt yönteminden bahsettim. Bir tanesi modül logging 4103, bir tanesi script log logging 4104, bir tanesi de PowerShell transcript idi. Bunlar Windows'ta varsayılan kayıt araçları. Bunlar dışında, yani bunlarda da dediğim gibi, yani bir takım işlemler yaptıktan sonra gelişmiş kayıtlar alabiliyoruz. Ama bunun dışında yine Windows ortamlarında çok fazla bize iş yükü çıkarmadan görünürlük sağlayabilecek bir araç konuşmamız gerekiyorsa bunu Sysmon olabileceğini düşündüm. Sysmon'da yine Windows'un, Microsoft'un ya da Sysinternals araç ailesi içerisinde yer alan ve son derece güzel görünürlük sağlayan, hatta EDR ürünü olarak bile değerlendirenlerin olduğu bir araç. Burada çok basit bir şekilde Sysmon'u indirip bir config dosyasıyla birlikte çalıştırdığımız anda normal bizim Microsoft sistemlerde işte hizmetler ve uygulamalar kayıtlarının altında Sysmon diye, aynı PowerShell'in olduğu gibi Sysmon diye bir dizin oluşuyor. Onun altında operational aracında biz Sysmon kayıtlarını görmeye başlıyoruz. Bakın mesela burada hemen bir örnek başlattım. İşte bir PowerShell exe çalıştığı anda Sysmon'da process create diye bir kayıt oluşuyor. Siz bir network connection yaptığınız anda bunu network connection gerçekleşti. Onun öncesinde bir DNS sorgusuyla başladığı için proses, bir DNS sorgusu gerçekleşti, bir network connection yapıldı şeklinde bunların hepsini ayrı ayrı başlıklar halinde kaydedelim. 4103'ten 4104'ten farklı bir bilgiyi kaydediyor mu? Hayır, ama onları farklı şekilde sunuyor. Özür dilerim, farklı bilgi kaydediyor mu dedi. Evet, ediyor. Parent prosesleri, yani normal Windows event loglarında olmayan parent proses bilgisine bakın, burada en altta benim PowerShell exe'yi hangi uygulama üzerinden, hangi parent proseslerinden çalıştırdığıma dair bir bilgi edinebiliyorum. Yani bu neden önemli? İşte PowerShell exe çalıştı, PowerShell exe'yi doğuran proses ne esasında? Bir doc dosyası mı? Efendime söyleyeyim, bir PDF mi veya CMD exe mi? Bunlar özellikle Security Operation Center'larda analizler sırasında bizim için son derece önemli hususlar olarak ifade edebilir. Az önceki 4103'te, 4104'te gördüğümüz işte eikar.org'a yapılan bir istek sonucunda oluşan kayıtlar. İşte bir proses oluşuyor Sysmon'da. Görüntüleyebildiklerimizden bahsediyorum. Daha sonra bir DNS sorgusu gerçekleşiyor. Daha sonra bir network connection gerçekleşiyor. Network connection gerçekleşirken de işte destination port IP adresini çözümlemesi yapıyor. Biz 4103 ve 4104'lü host name'leri görmüştük. Burada IP adresini görüyoruz. Burada dikkat çekmek istediğim bir hususta sadece network connection'lara ilişkin bilgi verirken SSL üzerinden gerçekleşen bir trafik söz konusuysa orada host name'i Sysmon'da normal şartlar altında görebiliyoruz. Bunun için işte SSL decryption vesaire gibi işlemler gerekiyor. Şimdi bu anlattıklarımdan yola çıkarak örnek bir olayı daha detaylı ele almak istiyorum. Şimdi bu komutu ben çalıştırdım makinemde.
İşte PowerShell'in kullanılarak bir takım işte istismar, zararlı aktiviteler gerçekleştirme anlamında çok yaygın kullanılan, çok kabiliyetli araçlar var bildiğiniz gibi. Bunlar mesela PowerShell'in kullanma nedenlerinden bazısı da bunlar. İşte PowerShell Empire gibi, PowerSploit gibi böyle işte RAD'ların, böyle araçların open source ve ücretsiz olarak var olması PowerShell kullanarak bir takım aktiviteler gerçekleştirilmesini teşvik ediyor. Şimdi PowerShell Empire'da oluşturulmuş ve işte hedef bilgisayarda çalışması gereken bir komut var. Şimdi şunu değinmeden geçemeyeceğim. Ya bu komut orada nasıl çalışıyor? Biz onunla ilgilenmiyoruz arkadaşlar. Yani bu bilgisayarda, bir makinede ya zor o çalışır çalışmaz konumuz bu değil. Bir şekilde çalışıyor yani. Bizim işimiz zaten hani bu webinarın başlığındaki şeyimiz de oydu. İşte SOC analiz serisi. Neyse de bir SOC hizmeti veren bir firma ya da o firmanın çalışanının meseleye nasıl yaklaşması gerektiği ile ilgili bir takım bilgiler paylaşıyoruz. Dolayısıyla bir şekilde bu aktivite gerçekleşmiş. Bizim işimiz zaten bu aktivite gerçekleştikten ne kadar kısa süre sonra biz ne olup bittiğinin farkına varıyoruz ve ona göre bir aksiyon alıyoruz. Bizim için önemli olan husus bu. Şimdi bu komut çalıştı. Yukarıda da gördüğünüz gibi hemen 4103 örneklerden verdim. 4104'te de loglanıyor bu. Ben 4103 aldım. Hemen karşımda benim bir tane işte PowerShell Excel'in işte no profile, ondan sonra bir takım parametrelerle çalıştırdığı bir şey var. Şimdi ben buraya ilk baktığım zaman parametrelerden ziyade bir enkod edilmiş komut olması dikkatimi çekiyor ve hemen hiç tereddütsüz bu enkod edilmiş komutla ne yapılmak isteniyor? Çok hızlı bir şekilde bunu araştırmam, bundan analizini yapmam gerekiyor. Şimdi netice itibariyle bu enkod edilmiş komut benim elimde var. Gördüğünüz bu kırmızı çerçeve içerisindeki komut. Ben bunu alıyorum. İşte Base64'ten UTF formatına çeviren bir araç kullanarak komutu dönüştürüyor. Bu altta gördüğünüz, tamam mı? Yine böyle gözle bakıldığı zaman anlık olarak bir şey ifade etmiyor ama biraz dikkatli bakınca böyle okumaya başladığımız bir hale geliyor. Buradan şunu anlıyoruz. Enkod edilmiş komut bir de karmaşıklaştırılmış. Bu karmaşıklaştırılmış komutu biraz daha anlaşılır hale getirmek için de benim için anlamsız görünen o karakterleri değiştiriyorum ve karşıma şu aşağıda görmüş olduğunuz komut çıktı. Şimdi bu komuta da ilk bakışta ya bu komut satır satır kelime kelime incelenmesi gereken bir komut ama hani ben en hızlı sonuca gidebilme adına benim gözüme hemen içerideki başka bir string çarptı. Daha sonra bunun da yine enkod edilmiş olduğunu gördüm. Bu çıplak gözle baktığımda tespit ettiğim husus. Daha sonra hemen bunu da dekod ettiğim zaman yine karmaşıklaştırılmış başka bir bilgiye ulaştım. Daha sonra onu da düzenlediğim zaman burada bana bir IP adresi ve port bilgisi çıkıyor. Ve ben bunu gördüğüm anda bu bilgisayarda yani bu komutun çalıştığı bilgisayarda hemen aktif bağlantıları kontrol ettiğim zaman bu adrese yapılmış bir bağlantı, kurulmuş bir oturum olduğunu görüyorum. Yani iş işten tabiri caizse geçmiş. Ben komuta kontrol merkezi olan noktayla artık iletişime geçmişim. Tamam. Dolayısıyla benim şu an yapacağım ilk iş bu makineyi hemen ağdan izole etmek olmalı. Yani daha detaylı analiz yapacaksam ya bu işte şöyle bir aktivite, böyle bir aktivite, bir takım yorumlar yapacaksam bile şu an hani legal ne olduğunu bilmediğim bir husus var, şüphelendim, rahatsız oldum. Hemen yapacağım şey bu analiz neticesinde bu makineyi izole etmek. Şimdi burada birkaç şeye daha değinmek istiyorum. Şimdi
Bu komut dedim ya, yani gördüğünüz gibi bayağı bir uzun komut. Yani enkod edilmiş, karmaşıklaştırılmış, enkod edilmiş, karmaşıklaştırılmış, karmaşıklaştırılmış halinden sonra yine karmaşıklaştırılmış. Böyle bayağı güzel hazırlanmış bir komut. Burada bir şey dikkatimi çekmişti benim. Şurada bakın. Register'da bir takım değişiklikler yapıyor. Tamam mı? Bu aslında az önce bahsettiğim script block logging özelliğini enable edildiği sistemlerde onu devreye dışı bırakmak için register'daki bir değerin değiştirilmesine de ihmal etmemiş komut çalışır. Yani komutu çalıştırıyor işte bir zararlı payload, bir işte bağlantı kuracak, bir dosya indirecek falan filan ama bunlar yapılırken de ben sistemlerde iz bırakmayın konusunu ihmal etmiyor da saldırıdan. Ama netice itibariyle onlar nasıl ki bu kodu biz illaki çalıştıracağız diyor. Biz de diyoruz ki illaki bir noktada bir kayıt oluşacak ve biz o kaydı izliyor olursak bir şekilde onların varlığını yakalayacağız. Şimdi bahsettik. Şimdi hani süre kısıtlı olduğu için esasında konu da çok detaylı olduğu için olabildiğince kafa karıştırmadan bir şeyler anlatmaya çalıştım. Süremizin sonuna yaklaşıyoruz. İşte bahsettiğim az önce örneğini verdiğim olayda dikkat edeceğimiz hususlara benzer başka birkaç hususa daha değinip daha sonra bitireceğim. Şimdi neydi? İşte bir encoded comment çalışıyordu. Biz PowerShell aktivitelerini izlerken, takip ederken istersek bunu girelim makinede kendimiz gözümüzle yapıyor olalım. İstersek bir log yönetim ortamına bu logları aktarıp korele ediyor olalım. Özellikle bir şekilde üzerinde durmamız gereken komut parametreleri işte neyse o komutun yaptığı fonksiyonlara ilişkin bir takım paternler vesaire adına her ne dersek neler olmalı? Ben gözlemlediğim, okuduğum, araştırdığımdan çıkardığım önemli olan birkaç tanesine değinip bitireceğim. Bir tanesi işte polisileri ya da işte scriptleri execute ederken yani PowerShell üzerinde bir şey çalıştırırken işte o çalıştırmaya ilişkin bir takım politikalar var. İşte bunu değiştirmeye yönelik komutla birlikte parametreler kullanılıyor. Bu bizim için bir gösterge olarak değerli. Yoksa adamın işte bizim restricted bir polisimizi unrestricted hale getirmesi bir mevzu değil arkadaşlar. Bu zaten bir güvenlik özelliği de değil PowerShell üzerinde. Bir yani şöyle Türkçe karşılığı güvenlik oluyor da bir security feature değil de bir safety feature oluyor. Yani aslında sistem mühendislerinin yanlışlıkla bir şeyler yapmasının önüne geçmek için bu çalıştırma politikası diye bir şey üretilmiş. Ama bu dediğim gibi çok kolay atlatılabilen bir şey. Bu bizim için bir güvenlik özelliği olarak üzerinde duracağımız bir şey değil ama çoğu saldırgan restricted olma ihtimaline karşı komutum çalışırken hata almayayım diye bu parametreyi kullandığı için bu parametreyi görüyorsam oraya mutlaka bakalım diye örnek olması açısından paylaşıyorum. Yine aynı şekilde enkod edilmiş komutlar. Yani bizim komut satırında bir şey enkod edilmiş görüyorsa yani kendimiz enkod etmediysek onu arkadaşlar mutlaka ve mutlaka dekod edip ne var ne yazıyor onu görmemiz lazım. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben önemsiyorum. Bu konu önemli. Aynı şekilde işte komutu enkod etmekle yetinmiyorlar. Karmaşıklaştırmadan bahsetmiştim. İşte mixed case parametresiyle işte büyük küçük harf karmaşıklığı yaratıyorlar. İşte PowerShell şimdi yine naçizane tecrübelerime ve araştırmalarıma istinaden bir şey diyeceğim. Bir uygulama özellikle de PowerShell eğer bir ağ aktivitesi yani bir özellikle de internette bir yere bağlanıyorsa mutlaka ve mutlaka incelenmesi gereken bir durum. Yani kesinlikle göz ardı edilmemesi gereken bir durum. PowerShell kullanılarak özellikle işte dosya indirme işlemleri, dosya transfer işlemleri çok yapılıyor. Bunun
sadece disk üzerine bir şey yazma değil, memoriye bir takım kod enjekte edip çalıştırmada da yine bu parametreler, bu komut ve parametreler kullanıyor. Şu alttaki New Object System, işte .NET Web Client, Download String ile direkt memoriye bir takım şeyler enjekte edip çalıştırabiliyorlar. Dolayısıyla bu parametreleri, komutta bu ifadeleri görüyorsa mutlaka ama mutlaka detaylıca analizi yapılmalı. Aynı şekilde bir metni, bir diziyi komut olarak çalıştırmaya yarayan işte invoke expression. Uzaktan komut çalıştırma için kullanılan invoke command. No profile. İşte yine uzaktan bilgisayarlarda kod çalıştırma için kullanılan ve VMI'ın doğurduğu PowerShell prosesleri. Yine PowerShell kullanılarak işte zamanlanmış görevler veya zamanlanmış görevlerde PowerShell ile yapılan bir takım aktiviteler. Windows style hidden parametreleri. Bunlar bizim özellikle PowerShell aktivitelerinde, kayıtlarında arayacağımız mevzular olmalı. Şimdi bahsettik bazı şeylerden. İşte kayıtlardan, onların yorumlanmasından. İşte neler yapılabilir? İşte şeyden de bahsetmiştik. Bir takım ihmal, işte günlük yoğunluk arasında göz ardı ettiğimiz hususlardan. Birincisi ve en önemlisi belki de kesinlikle ve kesinlikle sistemlerimizde oluşan kayıtları olabildiğince zengin ama temiz kayıtların alınarak o kayıtların bir şekilde birileri veya işte bir takım uygulamalar tarafından neyse yani imkanlar neye el veriyor? Mutlaka ama mutlaka izlenmesi, incelenmesi gerekiyor. Böyle bir yapı bence şu an en önemli husus. Yani aldığımız güvenlik önlemleri, yatırımları kadar ne olup bittiğinin izlenmesi ve analizinin yapılması da önemli diye düşünüyorum. İkincisi, en azından çok basit düzeyde bazı istismarlara maruz kalmamak için veya kalırsak da en kısa sürede tepki verebilmek için mümkünse her sistemimizde olduğu gibi her şeyin güncel olması. Dolayısıyla PowerShell'in özellikle 5 versiyonu ve yukarısına mutlaka ve mutlaka upgrade edilmesi. Kullanma zorunluluğu varsa bile ona bir çözüm üretilebilir. Ya ben PowerShell V2 ile çalışan bir şeyim var. Yok yani onu bir şekilde V5'e getirmek gerek. Yani güvenlik diyorsak böyle bir radikal aksiyonu almak zorundayız. Şimdi PowerShell 5 ve sonrasında gelen yine bazı güvenlik özellikleri. Bunlar gerçekten güvenlik özellikleri. İşte bir tanesi Anti-Malware Scan Interface. Bu işte PowerShell veya başka script engine'lerin tarafından çalıştırılan kodların analizine olanak sağlayan bir arayüz, bir API. Dediğim gibi hani webinarımızın temel konusu olmadığı için ve detaylı incelenmesi gereken konular olduğu için hani temel seviyede bir terim olarak bilgimiz olsun diye paylaşıyorum bunları. Detaylandırmak isteyenler bakabilir veya biz ilerleyen süreçlerde siz memnun kalırsanız bu serilere devam ettirilmek durumunda kalırsak bunların her birine detaylı şekilde girebiliriz. İkincisi de Constraint Language Mode. Bu da yine bellekte kod çalıştırmanın önüne geçebilme adına bizim devreye alabileceğimiz bir özellik, güvenlik önlemi. Yani bu aslında tam bu işte Constraint Language modda olursa asla çalışmaz durumu değil ama bir engelleme ve sınırlama söz konusu olur. En azından işte saldırının türü, saldırganın türüne göre bir takım belli bir seviyede koruma sağlayabilir. Şimdi webinarın sonuna geldik, yaklaştık. Bunu şöyle bitireceğim. Hani bu çok artık klişe, hepimiz tarafından bilinen bir şey ama bence çok önemli. Bunu sürekli kendimize de etkileşimde olduğumuz herkese de söylemek durumundayız. Yani savunma, önleme %100 böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Eğer böyle bir düşüncedeysek yanılmış oluruz. Çünkü mutlaka bir yerde gözden kaçan bir husus bizlik olmayan tamamen işte kullandığımız ürünlerle alakalı.
oluşabilen zafiyetler sonucu. Yani bir sürü neden söz konusu olabilir. Yani hiçbir şey, her şey dört dörtlük olsa, yani bir çalışan istismar edilerek yine o kod çalışır arkadaşlar. Yani biraz amiyane bir tabir olacak ama hani o zararlı kod çalışacak. Bize düşen çalıştığı andan kısa bir süre sonra neyse en azından onu tespit edebilmek. Önlemek, savunmak kadar buna da kafa yormalı, bunun içinde yatırımlar yapmalıyız. Bizim en iyi yapabileceğimiz şey bence, hani mutlak doğru diyemem ama gerçekten gözlemlediğim, okuduğum birçok vakadan çıkardığım sonuç benim bu oldu. En önemli husus tespit ve müdahale. Yani olayı tespit etmek için ne yapıyoruz, nasıl bir yaklaşım sergiliyoruz, ne kadar sürede tespit edebiliyoruz. Ondan sonrasında müdahale nispeten daha. Dolayısıyla bunların hepsi içinde biraz çalışma yapmak, işte kafa yormak, biraz yatırım yapmak gerekiyor. İşte herkesin imkanları farklı oluyor. Bu anlamda hani şu şöyle olmalı, bu böyle olmalı diyemiyorum. Diyebileceğim şey özet olarak buydu. Yani önleme ve savunma kadar olay sonrası, olayın gerçekleşme ihtimaline binaen gerçekleştikten ne kadar kısa süre sonra tespit edebiliyoruz, ona göre de müdahale edebiliyoruz. Bu çok önemli. Bununla sunumumu bitiriyorum. Şimdi sorulara bakamadım. Transkrip dosyaları saldırgana bilgi sağlar mı? Saldırganın dosyalardaki bilgiler kullanılır mı? Tabii ki de sağlayabilir, kullanabilir ama dediğim gibi bunu yani o bilgisayar üzerinde tutmak yerine başka bir ortamda, ağda başka bir ortamda ve erişilemez şekilde. Yani sadece işte o bilgisayarın yazma yetkisiyle, bilmiyorum bunun içinde bir sürü ürünler vesaire kullanılabiliyor, açık kaynak kodlu veya lisanslı. Ama bir şekilde saldırganın o dosyaları okuyamayacağı şekilde şey yapabiliriz. Ama PowerShell üzerinde çalışan scriptlerin işte geçmiş kaydını falan bir şekilde elde edebilir zaten. Hani o transkript dosyaları olmasa da bazı bilgilere erişebiliyor olacak zaten. Başka soru var mı diye bakıyorum. Sunumu paylaşabilirseniz demiş. Yani şöyle akademibgsecurity.com'da zaten var olacak şey olarak video formatında. Ama ben görüşüp paylaşabiliyorsam şirketle dileyenlere maille de iletebilirim tabii ki de. İşte oraya başka bir get win event de eklenebilir demiş arkadaşımız. Daha onlarcası eklenebilir. Hani ben çok kafa karıştırmadan sonuçta günün sonunda bunların hepsini unutacağız belli bir süre sonra. Tamam mı? Yani burada özellikle benim dikkat çekmek istediğim husus bunlara göz atıyor olmak. Yani ne olup ne çalışmış, ne yapmaya çalışmış birilerinin bir şekilde bakıyor olması konusuydu. Decoding aşamalarını tekrar eder misiniz? Komutun içeriğini nereden aldığınızı anlayamadım. Şöyle, şimdi ben bu komutu nereden aldım? PowerShell Empire aracı var. PowerShell Empire aracı bir enfekte edip üzerinde işte daha sonradan ele geçirip de komut çalıştırmak istediği makine üzerinde çalışacak bir payload üretiyor, bir script üretiyor. O scriptte bir şekilde işte maille bir Word dosyasıyla işte veya başka bir link üzerinden JavaScript'lerle nasıl olduğu önemli değil. Ama çalışmasını istediği komutu PowerShell Empire, ya benim kullandığım PowerShell Empire'ın ürettiği bir payload'tu. Aldım ben onu direkt çalıştırdım. Ama dediğim gibi hani biz burada bir farklı senaryo yapıyor olsaydık onu işte bir Word dosyasından bir makro ile çalışacak seviyeye getirip de işte bir şekilde Word dosyasını maille iletip tıklayıp çalıştırabilecek. Yani bir şekilde çalıştırılıyor arkadaşlar. Öyle ya da böyle o kodu çalıştırıyorlar. Ben o aşamaya geçtim. Yani Empire'ın ürettiği payload'u alıp direkt PowerShell'de çalıştırdım ki o kaydı görebilelim diye. Yani o kayıt her türlü isterse Word dosyası üzerinden, isterse başka bir link üzerinden çalıştırılmış olsa da biz onları kayıtlarda detayıyla görecektik.
Decoding aşamasını tekrar eder misin? Event Viewer'dan alınıyor Sysmon sayesinde. İletişim bilimleri. Şimdi şöyle arkadaşlar, şunu sormuşlar. Bir saniye. Bilmiyorum vaktimiz de var mı ama. Şimdi bakın. Komut bu. Tamam mı? Komut bu. Ben bu komutu şurada. Bir saniye. Açamadım. Bu komutu İnternette herhangi bir yerde bakın alıp dekod ettiğim zaman benim karşıma bakın karmaşıklaştırılmış olarak getir. Yani ben bunu aldım. Aldım. Notepad plus plus'ta. Anlamadım. Şöyle dediğim anda bak bana artık okunabilir bir hale getirdi. İşte PowerShell version table'ı, PowerShell versiyonu bilmem 3 ve yukarısıyız. Bilmem şöyleyse, işte grup policy settinglerinde şuysa, efendime söyleyeyim script block logging enable edilmişse register'da git o değeri değiştir. Sonra bilmem git şuraya bir bağlantı yap şeklinde bakın böyle okunabilir hale geldi. Bunun içerisinde de dediğim gibi yine enkod edilmiş bazı parametreler var. Onları da alıp tekrar dekod ettiğimiz zaman mesela şuydu. Şurada. Neyse. Bunu da alıp tekrar dekod ettiğim zaman işte komuta kontrol merkezinin adresini bana veriyor. Yani neticede dediğim gibi yani her türlü bir encoding işlemi vesaire varsa her türlü bir analistin, bir işte inceleme yapacak kişinin mutlaka bakıyor olması lazım. Çünkü bütün ürünler ne olursa olsun yani şu an açık kaynaklı, lisanslı vesaire yani bu kadar yetenekli değil. Bakınca anlayıp da encoded comment içerisindeki karmaşıklaştırılmış bir komutu anlayıp da bu zararlı falan öyle bir şey yok. Günün sonunda her türlü bir analistin göz atması durumu söz konusu arkadaşlar. Yani bunu da işte bir Security Operation Center'ınız vardır, hizmet alıyorsunuzdur veya işte EDR ürünleriniz vardır. EDR'lar üzerinde oluşturduğunuz alarmlara kendiniz bakıyorsunuzdur veya hizmet alıyorsunuzdur, MDR hizmeti ama birilerinin günün sonunda bunlara bakıyor olması çok önemli. Şüphelendiğimiz sistemi izole ettikten sonra şüpheli sistemleri RAM dump alınırken canlı analiz için internet falan eğer makinenin ağdan izole edilmesi gerekiyorsa sadece bizim makineye erişimimiz kalacak şekilde izole ediyoruz. Yani öteki türlü hiçbir yerle haberleşmesini istemiyoruz. CMD ile PowerShell'in farkını da soralım. Dedim CMD üzerinde çalışan komutların tamamı PowerShell ile çalışır ama PowerShell'de binlerce komut var. Komut var, scriptler var, fonksiyonlar var. Onlar komut ekranında çalışmaz. Yani ping işlemi bir ICMP komutu çalıştırıyorsan ikisi üzerinde de çalışır aynı çıktıları elde ederiz ama bundan çok daha fazlası farklı bir durum söz konusu. Durum bu şekilde. Umuyorum kafa karıştırmadan paylaşabildiğim hususlar olmuştur. Ben şuraya mail adresimi de yazayım. Evet. Okunuyordur zannediyorum. Bana bu adresten dilediğiniz zaman, dilediğiniz şekilde ulaşabilirsiniz.
Benim yardımcı olabileceğim bir husus olursa seve seve yardımcı olurum. Hepinize çok değerli katılımlarınız için teşekkür ediyorum. O kadar işin gücün arasında vakit ayırdınız. Teşekkür ediyorum. Umarım başka etkinliklerde, başka webinarlarda veya eğitimlerde görüşme imkanımız olur. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum hepinize. Hoşça kalın.